Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Maşallah yani ilk 3,5 ayda çok başarılı günler yaşadık. İlk geldiğin zaman karaciğerin sağ tarafını tam dolduran bir kitle evet. vardı. Evet. Karaciğerin sağ tarafını tam dolduran kitle vardı ama bununla birlikte karaciğerin damarlarını da portal ven dediğimiz damarı da tıkamış durumdaydı. Evet. Ondan sonra o damar da tıkalı olunca dedik ki önce tara yapacağız. Buradan elde ettiğimiz sonuca göre ameliyat yapacağız dedik. Aynen. Uzun bir anlatım yaptık, uzun bir bilgilendirme yaptık, uzun bir tecrübelendirme, uzun bir anlatımla senin bu hastalığın ne olduğunu öğretmeye çalıştık. Tabiri yerindeyse kuyruğu dik tutuyor, bu yolda yürürüz dedik. Sen evet. de çok itimat ettin. Evet. Tarayı yaptık, bu radyolojasyon dediğimiz işlemi. Ve Allah nasip etti, 3 ay gibi bir süre sonra yaptığımız kontrollerde karaciğerdeki kitlenin tamamen gerilediğini, damarların açıldığını gördük. Evet hocam. 3 hafta önce de çok başarılı bir şekilde ameliyat gerçekleştirdiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederim, sağ olun. Neler geldi başına? Şöyle benim anlattığım bir özetler misin? Şimdi dediğimiz gibi 3,5 ay önce sizinle tanıştık. Evet. Aynı şekilde. Bu ortamı işte şu ilaçları kullanacağım, şu tare şeyleri kullanacağım diye size evet. güvendik. Evet. Aynı sizin ne dediyseniz, ne önerdiyseniz onlara sırasıyla devam ettik. Ama bir yandan da bu yanda hem karaciğer sağ lobunu dolduran bir kitle var, hem damarlar evet. tıkamış. Evet. Hani kaç görüştüğün doktor çoktan ümit yok, eve götürün bu adamı demişler. Bana şunu söyledi, evet efendim, bu hocamız vardı sizin gibi. Sağ olsun. O söyledi. Demiş yani benim çocuklarıma, biz demiş bunun 7-8 ay bir ömrü var. Evet. Bunu demiş götürün yatırın yerine, ne yesin yesin baksın keyfine. Tabi bunlar tedirgin olmuşlar. Biz de çocuklarımın sayesinde, torunun sayesinde veya bazı kişilerin sayesinde sizden tanışma... Torununa sağ olsun ama o internetten evet, bulmuş, ille de bu hoca, ille de aynen. Elif diye bir torunum var. Bu internetten bulmuş sizin numaranızı veya sizi... Evet. Şu an yapmış olduğun bana şu ameliyatı şey aldırmışsın efendim. Kameraya paylaştın mı? Paylaşmışsınız. Ben iş yerinde, iş yerinde kahvede herkese gösteriyoruz bunu. Bakın evet. bana 8 ay, 6 ay ömür geçen doktor, evet. bu da doktor, bu da profesör, o da profesör. Evet. Bakın diyorum bak, şu ameliyatına bakın. Turp gibiyim, ayaktayım. Evet. İçinde bu, içinde bak. İçinde bu. Böyle kesmişin ciğeri böyle. Böyle bir de seviyorum ben, şunu sever gibi. Şimdi ben sana onu söylüyorum. Ama ameliyat yaptık bu tareden sonra. Evet. Tareden sonra ameliyat aşamasına gelmek büyük bir işlendi. Ameliyatım 4 saat sürdü. Evet. Ameliyatım 4 saat sürdü. İşte 4 saat sonra da kalktın yürümeye başladı. Kalktın yürümeye başlattılar. Tabii ilk etapta kalkamadım ama ikinci etapta tarihe baktım. Kalktı. Tarihe bir kaldırdılar, Allah razı olsun. Ama gözler yani, çok sağlam. Çok bak şimdi hadi ben ona... Çok teşekkürler onlara. Ben de onu söyleyecektim. Hemşireler çok iyi. O hemşirelerimden, evet. şu hastanenin personelinden, evet. hepsinin Allah bilindik ya Radyo Sunay'ın seninle çok memnun. Estağfurullah. Bak. Çok. Saat başına başımdan hiç eksik olmamış. Evet. Amcacığım ağrıyan yerim var, iğne yapalım, şunu yapalım, bir şey canını istiyorum, ne bileyim. Yani evimde torunlarım bana böyle evet. hizmet etmiş. Evet. Ha burada. Gene torunlar. Evet. Bak